Arkadaşlar bu dersimizde size vites değişimi esnasında yani vites değiştirdikten sonra debriyajı nasıl bırakmanız gerektiğini anlatacağım. Bu genelde öğrencilerin yanıldığı ve sıkıntı yaşadığı bir durum. Bazı öğrenciler kalkıştaki gibi bırakıyorlar vitesi değiştirdikten sonra. Yani kontrollü ve tutarak ve sonradan birden bırakıyorlar. Bazıları da vitesi değiştirir değiştirmez, değiştiği anda pat diye bırakıp kenara atıyorlar ayaklarını. Bunun birincisi, yani birinci anlattığım kısmı, negatif kısmı, eğer kontrollü yavaş yavaş bırakırsanız arabanın devri düşer. Belki bu iniş ve düz alanlarda sizi etkilemez ama rampalarda devrinizin düşmesine ve aracınızın stop etmesine neden olur. İkinci olan, yani şu sert bırakma olayı da aracın birden gücü alıp ileri doğru atak yapmasına sebep olur. Doğrusu şudur. Debriyaj nasıl bırakılırın cevabı aslında debriyaj bırakılmaz. Debriyaj yaylı bir sistemdir arkadaşlar. Debriyaja bastığınızda bacağınızı şu kısmına, şurası zaten kasılır. Yani bir güçle onu indirirsiniz. Yaylı olduğu için sert bir yaydır aynı zamanda. Siz bacağınızı rahat bıraktığınızda, yani ayağınızı bu gücü rahat bıraktığınızda debriyaj sizi zaten itecektir. Bakın basıyorum. Ayağımı rahat bırakıyorum, o beni itiyor. Ben başka hiçbir şey yapmıyorum. Yani debriyaj kendini yukarı iter. Yeter ki siz ayağınızı rahat bırakın. Vites değişimlerinde debriyaja bastınız, vitesi değiştirdiniz. Ayağınızı rahat bırakın, o sizi yukarı itsin. Siz onu ne yavaş ne hızlı bırakmayın lütfen. O sizi bıraksın. Yani bacağınızdaki gücü devre dışı bırakın. Tamamen rahat bırakın ayağınızı ve bacağınızı, o sizi yukarı tamamen itecektir. İyi dersler.